Merhaba, ben Murat Bozok. Sevgili Habertürk izleyicileri, çok güzel bir konuğumuz var. Sevgili Nasuh Maruki ile Nasuh abiyle beraber olacağız. Yemek konuşacağız. Birçok şey, hayata dair her şeyi konuşacağız. Peki ne pişireceğiz? Bugün barbun pişireceğiz. Güzel güzel barbunlarımız var. İlk defa yapacağız sizinle. Altına bir sos yapmak istiyorum. Genellikle biz balıkları sossuz yiyoruz. Yanına bir mantar sosu, şöyle karışık mantarlardan, hem kültür mantarı hem kestane mantarından bir sos yapacağım. İçine soğan koyacağım, sarımsak koyacağım. Hafif böyle elmaları ince ince dilimleyeceğim, o ekşiliğini versin. Limon kullanmayacağım, bu limon yerine elmayı kullanacağım. Mantar sosunun içine birazcık krema koyacağım. Tuzum, karabiberim var, tereyağım olmazsa olmaz. İzninizle sevgili Nasuh Maruki'yi davet etmek istiyorum. Çok değerli bir konuğum var. Sevgili Nasuh, hoş geldin. Hoş bulduk sevgili Murat. Nasılsın, ne yapıyorsun? Yemekle aran nasıl? Yemeği severim elbette. Yapıyor musun? Dağcılık zamanlarımda yemeği mutlaka ben yapardım çadırdayken. Yani kimle gidersem gideyim yemek benim sorumluluğumdu. Çok zevk alarak yaparım çünkü. Ama o şartlarda yapmıyorum. Yemek yapmak bir de zor yani. Öyle mutfakta yemek yapmak değil dağcılık. Tabii daha kısıtlı imkanlarla ama sonuçta daha fix bir menüyle. Sonuçta 50 çeşit yemek yapamıyoruz orada. Daha basit işte makarna, bulgur, sosis falan gibi, sucuk gibi şeyler yapıyoruz. Kolay hani yapılabilir, kolay taşınabilir, akacak, kokacak, bulaşmayacak şeyler yapıyoruz. Dağda da benim gerçekten çok özel zevkimdir. Yani çadırdayken yemekle uğraşmaktan çok keyif alırım. Bir de böyle tabii dağda neticede bir tencerem var, bir tane kaşığım var, bir tane de bardağım var. Her şeyi beraber yapman en pratiği. Bir tencerede böyle her şeyi karıştırmak lazım. O yüzden biraz böyle bulamaç gibi olur. Ben de eskiden beri de böyle severim bir sürü şeyi karıştırarak yapmayı. Sadece bazen yanımdaki partnerlerim o kadar bulamaçtan hoşlanmıyor olabiliyorlar. Biraz o böyle bazen zor olabilirdi. Böyle esasında beraber bir kitap falan yazılabilir. Yani daha çıkanlar ne yer? Esasında restoranlar, böyle tematik restoranlar var, tiyatro gibi. 3 ay belli bir temayı alıyor. Ava giden avcılar ne yer diye ben hatırlıyorum. Veya 1940'lar İtalyan mutfağı. 3 ay kapalı perde bunu oynatıyorlar. Kapalı gişe bunu oynatıyorlar. Esasında dağcıların ne yediğini... İyi fikirmiş. Güzel fikir olur vallahi. Şöyle, biz dağda genelde tabii... Şimdi Türkiye'de Ağrı Dağı'na, işte Kala Dağlara, Kaçkarlara falan gittiğimizde tencerede pişiriyoruz, yemeğimizi yapıyoruz. Sonra bulaşık çıkıyor, işte bulaşığımızı yıkıyoruz. Ama yüksek irtifada, yurt dışındaki tırmanışlarda, özellikle büyük dağlarda, 7000, 8000 dağlarda bulaşıkla uğraşmak istemiyorsun. Çünkü zaten yakıtın sınırlı, o yakıtla eritebileceğin su miktarı sınırlı. Dolayısıyla bulaşığa harcamak istemiyorsun. Orada şöyle yapılıyor. İki tane seçeneğim var. Hazır poşet içerisindeki yemekler var. Bu MRE'ler, askerlerin de kullandığı meal ready to eat. Hani yemeğe hazır yemekler. Onlar sıvısı da içinde olan. Diyelim ki işte köfteli bulgur ya da işte patlıcanlı bir şey. Bu bayağı aynen o yemek aslında. Açtığında yemek ama tabii daha da çok aşırı soğukta kaldığın için donuyor. Tahta gibi takır takır donuyor. Onu poşetiyle beraber kaynar suya koyuyorsun. Poşetinden çıkarmadan. Poşeti koyuyorsun kaynar suya. Anladım. 10 dakika kaynatıyorsun. Çözülüyor. O donmuş şey çözülüyor ve tam olarak o yemek neyse o oluyor. Fakat bunun sıkıntısı şu. Yemek sıvısı da içinde olduğu için ağır bir şey. Yani her paketin ağırlığı nereden baksan bir 300 gram bir şey. 300-400 gram bir ağırlığı var. Everest'te ilk çıkan Türksün. Tırmanan evet. Türksün. Evet. Böyle dağ kaplanı olarak tanıyorum. Karlı yaparı. Peki... besleyici olması lazım ve kaç gün sürüyor? Mesela Everest'te ben merak ediyorum. Orada yediğin, içtiğin o macera. Everest 2-2,5 ay sürüyor. Ya da K2 gibi, Kanchenjunga gibi yüksek 8000'likler. Yani 8500, 8600, 8800 bandındaki 8000'likler. Aklimatizasyonu daha uzun sürdüğü ve tabii ki rota ve dağ da daha büyük olduğu için oradaki güvenlik önlemleri, sabit hatların döşenmesi, kampların kurulması. Çünkü alçak 8000'liklerde 3 kamp varken yüksekte 4 tane kamp var. Bunlar daha çok zaman alıyor. O yüzden 2-2,5 ay sürüyor. Ama daha böyle 8000, 8100, 8200 bandındakileri 4-5 haftada yapmak mümkün. Süpermiş. Ben bugün şimdi balık yapacağım, barbun yapacağım. Balıkla aran bayılırım. Nasıl? Yanına da mantar sosu yapacağım. Ben bu mantarı ince ince doğrayacağım. Yanına şu soğanın da yarısını. Ben genellikle tamam. Sos yaparken tam soğan değil yarısını kullanacağım. Sarımsağı alacağım. Ben bunları doğrayayım. Sarımsak bizim için çok önemlidir dağcılıkta. Hastalıktan mı? Sarımsağın hem antiseptik özelliği var hem tansiyon dengeleyici özelliği var. Yüksek irtifada da düşük hava basınç ve düşük oksijenli ortamda tansiyonun da oynayabiliyor ve aktivasyon konusunda sarımsağın çok büyük bir artı etkisi var.
Aklimatizasyon dediğimiz şey de şu. Yüksek irtifadaki düşük hava basınçlı ve düşük oksijenli ortama metabolizmanın bir uyum süreci geçirmesi gerekiyor. Tıpkı çünkü, suyun altında dalar gibi esasında. Tam öyle değil. Çünkü suyun altında yüksek basınç yüksek var. Yüksek basınç var burada. Yukarıda alçak basınç tam var. Tam tersi. Ve yüksek basınç da çok katlanarak giden bir basınç. Yani deniz seviyesi 1 atmosferken 10 metre aşağıda 2 atmosfer var. 2'den 1'e iniyor. Yani bayağı büyük bir değişim bu. O anlamda denize daldığımızdaki karşılaştığımız şey yüksek basıncın yarattığı sıkıntı. Dalıştaki basınç sıkıntısıyla yüksek irtifadaki basınç sıkıntısı farklı. Yüksek irtifadaki düşük hava basıncından kaynaklanan başka bir sorun var. O da ileri seviyesinde akciğer ödemi ve beyin ödemine de geçebiliyor. Akciğer alveolleri normalde sıvı geçirgen değildir. Ama bir mekanizmayla düşük hava basıncıyla karşı karşıya kaldığında metabolizma normalde sıvı geçirgen olmayan alveoller sıvı geçirebiliyor içeriye. Yani vücudun kendi sıvıları akciğerlerin içine doluyor. Akciğerin içine tabii su dolduğu zaman nefes almakta zorlanıyorsun. Hırıltılı soluk alıp veriyorsun. Ve tabii ki akciğerin kapasitesi, solunumun kapasitesi düşüyor. Benzer bir süreç beyinde de yaşanabiliyor. Yine sıvı geçirgen aslında olmayan normal basınç ortamında beyin zarı içeriye sıvı toplayabiliyor. Bu tabii daha beter bir sonuca yol açıyor. Her ikisi de öldürücü olduğu halde yani akciğer ödemi de öldürücüdür. Pulmonary ödema dedikleri. Beyin ödemi de cerebral ödema dedikleri. İkisi de öldürücüdür. Orada da bu sefer kas-beyin koordinasyonunu kaybediyorsun ve muhakeme yeteneğini bilinci kaybediyorsun. Bilinci esasında. Feci bir durum yani. Başına geldi mi hiç abi? Başına gelenleri böyle kurtardığımız oldu. Evet. Ben hiç hastalanmadım daha. Maşallah. Benim metabolizmam çok yüksek ve uyum yeteneği var. Maşallah. Biraz aileden bahsetmek istiyorum. Böyle çok eski kuşak aile bu mahrukiler Osmanlı'dan gelen bir anlatmak evet, ister yani misin? Yedi göbek İstanbullu bir aileden geliyorum. 200 küsur yıldır İstanbul'da yaşıyor ailem. Büyük babamın büyük babasının babası 2. Mahmut zamanında Osmanlı İmparatorluğu'nun Deniz Kuvvetleri Komutanı. Nasuh'muş onun da babasının adı. Nasuh bizim ailede kullanılan bir isim. Ali de öyle. Benim göbek adım Ali. Nasuh Bey de denizciymiş. Oğlu şehit Kaptan Derya Ali Paşa. O da denizcilikte çok maharetli birisiymiş. Daha önceden tersane komutanlığı yapmış İstanbul'da. Sonra Deniz Kuvvetleri Komutanı olmuş. Ve 1822'de Rumların İngiliz kışkırtmasıyla Osmanlı'yı yıkmak için Osmanlı içindeki o mikro milliyetçilik akımlarını tetiklediği dönemde ki bu da Fransız ihtilalinden akıl alınarak yapılan bir şey. 1789 Fransız ihtilali ve artık eşitlik, özgürlük, kardeşlik değerleri çıkıyor. Yani ilk demokratik değerler Avrupa'da kendini göstermeye başlıyor. Ve bu süreçte de milliyetçi değerler ortaya çıkıyor ve İngilizler de işte Ermenileri, Kürtleri, Rumları gibi Osmanlı'nın bağlaşığı olan, Osmanlı ile beraber yaşayan bu halkları ayaklandırmaya başlıyorlar bir strateji olarak. İlk büyük isyan 1822'deki Sakız isyanı. Orada büyük katliamlar yapıyorlar Rumlar. Hiç beklenmedik bir anda böyle bir saldırıya geçtikleri için. Bunun üzerine 2. Mahmut ki o da ilerici bir padişah. Benim büyük babayı göreve çağırıyor. Önce Tepedelenli Ali Paşa ile boğuşuyor kuzeyde. Orada da büyük isyan var çünkü. Tepedelenli Ali Paşa ile boğuştuktan sonra aşağıya iniyor. Sakız isyanını bastırıyor. Fakat bütün kontrol Osmanlı donanmasına geçtikten sonra hiç beklenmedik bir anda. Yani isyan bastırılıyor, isyancılar öldürülüyor, bir kısmı esir alınıyor. Kontrol altına alınıyor bütün konu. Fakat hiç beklemedikleri bir anda bir küçük Rum isyancı grubu. Başında da Konstantin Kanaris diye cesur bir adam var sonuçta. Gözü pek bayağı da meraklısın var. Yani şey yapmasın. Tabii. Bu olay sonuçta tarihe mal olmuş bir hikaye. Aynen. Ve isyan bastırıldıktan sonra Kanaris'in bir küçük bir isyancı grubuyla yaptığı bir gece baskınıyla baskında şöyle siyah sandal, siyah yelkenli, gözükmesin karanlıkta diye. İçi de barut ve patlayıcı madde dolu, yanıcı madde dolu. Bunu donanmanın içine sızıyorlar ve amiral gemisinin yanında patlatıyorlar ateş kayığını. Hmm. Ortaokulda bize öğretirlerdi ateş kayığı ya da Rum ateşi diye. Evet. Denizdeki en büyük tehlike çünkü yangın. Bütün gemiler ahşap. Yangın bir yerden başladı mı durdurması çok zor. Neticede Osmanlı amiral gemisini kaybediyor. Bir tek amiral gemisini kaybediyor ama burada. Bu zaten intikam için yapılmış bir hareket. Zaten savaşı kaybetmişler. Yani oradan savaşın geri dönecek hali yok. Ama en azından biz de Osmanlı'ya bir bedel ödetelim diye. Ya ben de bir yumruk attım yani. Benim büyük baba da gemisini kurtarmaya çalışırken şehit düşüyor. Mezarı Sakız Adası'ndaki kalenin içinde. Gitti ziyarete? Tabii gittim. Abi ne yaptım ben? Şunu anlatayım çok az. Sarımsağı attım, soğanı attım. Şu an hafif hafif böyle pembeleşiyor. Mantarları atıyorum. Genellikle biz de sos yaparken, çorba yaparken hiç böyle bir kavurma işlemi olmaz. Direkt suyun üstüne koyarlar.
Kavurmak lazım ki esansı çıksın, lezzeti çıksın, hafif karamelize olsun. Bu karamelize olması çok önemli. Lezzet eşittir karamelizasyon. Evet. Şöyle içine atıyorum. Yine bir parça su koyacağım, bir parça krema ekleyeceğim. Tuzu başta mutlaka atıyorum, karabiberi de atıyorum. Şöyle güzelce kavuracağım bunu. Üzerine bir parça su koyacağım. Daha sonra da krema koyacağım. Sonra blenderdan geçeceğim. Yanında da tekirleri yapacağım. Bunu mu blenderdan geçireceğim? Bunu blenderdan geçireceğim. Hafif öyle böyle mi? Sos pürüzsüz hale getireceğim. Bu biraz sizin yemeklere benziyor aslında. İçine her... Ama içine en sonunda pürüzsüz hale getireceğiz. Spora çok meraklısın. Sporun esasında her türlü, bildiğim kadarıyla motosiklet var, dalmak evet, var, her türlüsüne meraklısın. Bu küçüklükten gelen bir şey mi? Tabii çocukken de çok hareketli bir yapım vardı. Doğaya ve hayvanlara zaten çok düşkündüm. İlkokulda 4 yıl babam beni yüzmeye yazdırdı. Çok da doğru bir kararmış. O yaşlarda böyle spor kültürü, spor ahlakı, spor disipliniyle tanışmak daha sonrasındaki hayatında da çok iz bırakıyor ve etkili oluyor. O yaşta kendini o kültüre, o disipline yetiştirdiğin zaman o şekilde ileride de bunu koruması, devam ettirmesi daha kolay oluyor. O yüzden erken yaşta spora başlamak çok faydalı. Belki gençlere tavsiye edebilir veya ailelere esasında tavsiye sonuçta edebilir. Bu vücut neticede bu bir makine. Kas, kemik, bağ dokular, eklemler, şundan bundan oluşan, sinirlerden oluşan bir makine sonuçta bu. Ve kasın da işi kasılmak. Yani kası kastığın takdirde kas o elektrik üretiyor, kuvvet üretiyor, kendini zorluyor, kendini geliştiriyor. Yani amacına uygun hizmet ediyor. Kası kullanmazsan kas da kendini gevşek bırakıyor, küçülüyor, zayıflıyor ve tam olarak senin vücudunu taşıma görevinin ötesinde bir şey yapmıyor. Önemli olan kasımızı, kemiklerimizi, eklemlerimizi sağlıklı ve diri tutabilmek. Bunu tutabilmek için de üzerinden elektrik geçmesi lazım. Çalışması lazım. Yani kasılması ve gevşemesi lazım. Spor sana bunu sağlıyor. Ne kadar çok spor yaparsan, tabii çok derken abartılı aşırı değil elbette ama yani vücudunu hareketli ve dinamik kılman lazım. Yürümen, koşman, işte özellikle atlaman, de çocuk zıplaman. Yaşta o vücudun atletik yapıya kavuşması evet. Önemli gibi. Ben bir koklatayım bunu sana. Şöyle getireyim. Sarımsak kokusu zaten. Mantar. Şu mantarın lezzeti eğer bunun içine ben direkt su koysaydım, böyle sote etmeseydim bu kadar güzel kokmayacaktı. Sasi sasi olacaktı. Mutlaka sote etmemiz lazım. Kitabın var. Esasında birçok kitabım var. 7 tane kitabım evet. Var. Bu sonuncusu bana getirmişsin. Çok sevindim. Kendi Everest'inize tırmanın diye. Kitap ne zaman sığdırıyorsun abi? Kitapları hangi araya dereye sığdırıyorsun? Valla ilk kitabımı ben 24 yaşında yazdım. O ilk 7000'lik tırmanışım olan 7010 metrelik Kantengi Dağı'na Rus dağcılarla tırmanışa gittiğimde üniversiteyi bitirirken hemen sonra. Ve orada bir günlük tuttum. Çünkü ilk defa tek başıma böyle bir şey yapıyorum. Daha önce Türkiye'den kimse o dağın tırmanışına gitmemiş, denememiş. Zor da bir tırmanış, teknik de bir tırmanış. Ve orada... Hazırlanır mısın abi tırmanışlara? Daha önce çalışmak tabii, bu spontane değil değil mi? Yani ben aldım bavulu gidiyorum, yemekleri de aldık gidiyoruz gibi değil. Çalışmak lazım. Yani tabii hem de çok çalışmak lazım. Hele yüksek irtifa yani 7000'lik, 8000'lik dağlara gideceksen muhakkak çok sıkı antrenman yapmak lazım. Tabii antrenman tek yönlü de değil. Fiziksel, teknik ve psikolojik antrenmanı yapman gerekli. Fiziksel adı üstünde kaba gücünü, kaba hızını artırmak için işte koşarsın, ağırlık çalışırsın. Kuvvetini, hızını, dayanıklılığını yükseltmek için. Teknik hazırlık, teknik antrenman senin kendine özgü yaptığın sporun teknik gerekliliklerine göre antrenman. Mesela kürek çekiyorsan, kürekte belli bir takım bir ritmik hareket var. Belli bir açıdan kolunu geri çekiyorsun, işte bacağını itiyorsun, geri veriyorsun. Suya belli bir açıyla giriyor, suyun içinde bir miktar kalıyor. Suyu ittiriyorsun geriye, sonra tekrar çıkıyor. Buradaki çok tekrarlı hareketlerle verdiğin gücün maksimum işe döndürecek şekilde mükemmelleştirmeye çalışıyorsun hareketlerini. Yani kaba gücün kaba hızın ötesinde teknik detay antrenman yapıyorsun ki bir hareket yaptığında orada bir kayıp olmasın, maksimum işe dönsün o diye. Bir de psikolojik hazırlık var. Psikolojik çok önemli hazırlık. Bir şeydir. Psikolojik hazırlıkta da bir kere kendini hedefle ilişkilendirmen gerekli. Bu bir tırmanış da olabilir, bir maraton koşusu da olabilir, bir bisiklet etabı da olabilir, başka bir şey de olabilir. Ama önemli olan hedef neyse, hedefle aranda anlamlı bir bağ kurabilmelisin. O hedef senin için bir şey ifade ediyor ve sen de o hedefe ulaşabilmek için bir mücadeleye gireceksin. Bunun için ter dökeceksin, bazen canın da yanacak, kanın akabilir, gözyaşı dökeceksin ama sonuçta oraya ulaşmak istiyorsun. Önce bir bağ kurman lazım. Sonra hedefi çok yakından tanımak gerekir. Bu mu hedef? Bunun etrafında 360 derece dönüp bununla ilgili bilmen gereken her şeyi öğrenmelisin. Bu daha önceki tırmanış raporları. Maçı daha önceden oynamak gibi bu evet, yani. Kaza kafada oynamak. Çok doğru. Kaza istatistikleri, nerede riskler var, nerede ne oluyor, nerede kamplar nasıl kuruluyor, kaç saatte gidiliyor. Bilmen ve içselleştirmen lazım süreci. Bunun
röntgenini çekip fotoğrafını çekip anlaman lazım. Hatta orada karşılaşacağın zorluklarla nasıl başa çıkabileceğini zihninde canlandırmak. Hatta başardığını hayal etmek. Maratonu tamamladığın, o ipi göğüslediğin anı hayal etmek. Motivasyon çünkü o psikolojik hazırlıklar. Bu hazırlıkları yaptığın zaman sonuçta çok daha özgüvenli, rahat bir şekilde hareket edebiliyorsun. Hedefin peşinden gidebiliyorsun. Sonra tabii karşıda bir sürü şey çıkıyor. Ama sen zaten onları önceden düşündün. Önceden bu zorlukları biliyordun. Onun başına geldi, benim de başıma gelebilir ve geldi. Dolayısıyla şu anda bu zaten olabilecek bir şeydi. Olabilecek bir şey oldu. Yapmam gereken buna daha önceki hazırlıklarım gereği dayanmak, sabretmek, başa çıkmak ve yoluma devam etmek deyip ilerleyebiliyorsun. Süpersin. Bir konuğumuz daha var. Operatör Doktor Erol Vural bizlerle olacak. Onu da çok alalım, güzel. Sohbete tamam. Devam edelim. Tamamdır. Erol Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biraz bu obeziteden bahsedelim. Vallahi herhalde günümüzün en büyük problemi bu. Tüm dünyada sigaradan sonra önlenebilir ölümler arasında ikinci sırada. Ama ülkemizde bu konuda hiç azımsanmayacak derecede ciddi obezite problemi yaşayan ülkelerin başında geliyor. Toplumun neredeyse %20'si ya obez ya da obezite tehdidi altında. Tabii obezite deyince akla hemen böyle dışarıdan fazla kiloları olan insanlar geliyor ama aslında o değil. O iceberg'in sadece üst tarafı. Bir de alt tarafı çok daha fazla. Beraberinde tip 2 diyabet, hipertansiyon, karaciğer yağlanması, uyku apnesi, direkt ve indirekt ilişkili olduğu birçok kanseri de beraberinde getiriyor. O yüzden mutlaka çözüm bulmamız gereken bir problem. Ne yapacağız hocam? Nasıl abi gibi tırmanacağız, yüzeceğiz, spor yapacağız evet, gibi geliyor. Aynen, erken yaşta sporla tanıştıracağız çocukları. Tabii ki, kesinlikle. Ama bu ulusal bir problem. Yani tek başına ve bireysel olarak bizim halledebileceğimiz bir şey değil. Başta insanların spor yapmasını istiyoruz. Evet, spor bir çözüm. Hareket ama nerede yapacaklar? Mesela İstanbul'u düşünün. Yani demek bu işi toplumsal anlamda devletin de ele alması gerekiyor. Daha çok spor alanı yapılması lazım. Çocuklara daha okuldayken eğitim verilmesi lazım. Spor sevdirilmeli. Doğayla barışık yaşamamız gerekiyor. Doğru yemek de, doğru beslenme de önemli. Doğru yemek, doğru beslenme. Şimdi etrafta bu kadar fast foodlar varken, pürifiye gıdalar bu kadar artmışken, obezitenin genetiği değiştirilmiş bu kadar gıda varken, obezitenin ve beraberinde tip 2 diyabet, hipertansiyon gibi birçok hastalığın artması da doğal. Ama çözüm de var tabii. Çözümsüz bir durumda değiliz. Daha en başta tıbbın bütün alanlarında olduğu gibi bu işte de önleyici sağlık hizmetleri ön planda olması. Sonrasını da var ama sonrasını konuşacağız ama esas başlangıçta bunu kesinlikle çözmek kesinlikle başlangıçta olmadan çözmemiz lazım. Ne yapmamız lazım? Daha okuldayken çocuklarımıza sporun önemini anlatmamız, sağlıklı beslenmenin önemini anlatmamız ben lazım. Ben barbunları atayım bu arada. Çok az unlayıp kızartacağım böyle. Evet, ne güzel mesela. Balık yememiz lazım. Protein ağırlıklı beslenmemiz lazım. Fast foodlardan çocukları uzaklaştırmamız lazım. Çünkü bu ülke ekonomisinin sırtında da büyük büyük. Şimdi obez bireylerde genelde beraberinde hipertansiyon, diyabet ve kardiyovasküler hastalıklar oluyor. Ve bunlar çok ciddi manada hastaneye gidip devamlı ilaç kullanan bireyler. Bunların yıllık maliyetleri çok yüksek. Bu nedenle aslında genel manada toplu halde mücadele etmemiz gereken bir problem. Başta diyabeti tetikliyor. Diyabetin tek başına en büyük, özellikle tip 2 diyabetin en büyük predispozan sebebi obezite. Ama genelde bunlar hipertansiyon, koroner arter hastalığıyla kardeş ilerliyorlar ve sonuçları tabii çok kötü. Mesela basında çok duymayız, haber değeri yok. Türkiye'de belki 5000'e yakın özel hastane ve devlet hastanesi var. Her gün acil servislere mutlaka obezitenin neden olduğu bir hastalıktan dolayı, diyelim kalp krizi, diyelim pıhtı atmasına bağlı beyin felci, inme, karaciğer yetmezliği, akciğer yetmezliği gibi bir sürü hasta gidiyor. Kalp krizinden ölenler oluyor ama hani haber değeri olmadığı için atıyorum, örnek veriyorum, Kastamonu Devlet Hastanesi acil servise kalp krizinden başvuran 60 yaşındaki Mehmet amca vefat etti. Bunun bir haber değeri yok ama bu ciddi bir sorun çünkü sayı çok fazla. Biraz önce sigaradan sonra dedim önlenebilir evet. Ölümler arasında ikinci sırada. Bu çok ciddi bir şey. Yani önlenebilir kelimesinin altını çizmek istiyorum. Önlenebilirse önleyeceğiz. Önlemezsek hem toplum ciddi tehdit altında, hem ülke ekonomisi ciddi tehdit altında ve bu insanların tedavi maliyetleri de çok yüksek. Diyelim Nasuh Bey gibi hiç kimsenin başına gelmesin ama bir sağlık problemiyle karşılaştılar. Bacakları diyelim kırıldı veya
ne bileyim başka bir problemleri oldu. Bunların ameliyatları da çok maliyetli oluyor. Çünkü obez bireylerin hastanede kalış süresi artıyor. Tedavide iyileşme süreçleri daha uzun oluyor. O yüzden önleyeceğiz. Önleyemediğimiz son noktada biz devreye giriyoruz. Evet, orada ne yapıyorsunuz? Orada ne yapıyoruz? Biz cerrahız. Bize gelen insanlar genelde diyet, spor, egzersiz birçok şeyi deneyerek geliyorlar. Artık bir noktadan sonra onlar da baş edemiyorlar. Bir kere şunu altını çizmek lazım. Obezite bir hastalık. Yani hani az ye, spor yap diyoruz. Bu kesinlikle söylüyoruz ama bazı bireylerde gerçekten bir hastalık. Yani genetik altyapısı olan, aynı diyabet gibi, aynı koroner arter hastalığı gibi, aynı Alzheimer gibi bir hastalık. Bu insanlarda hormonal altyapıları obeziteye müsait. Ne hep küçüklükten beri bahsederiz. Bazı arkadaşlarımız vardır. Bizimle otururlar. Bizden çok daha fazla yerler ama hiç kilo almazlar. Metabolizmaları çok daha hızlı çalışıyor. Evet. Formülü var mı hocam? Yani bu tamamen genetik mi? Genetik. Metabolizmanın hızlı çalışıyor. Yoksa çalıştırabilir miyiz? Tabii ki spor. Çünkü spor yaptığımızda sadece o spor yaptığımızda o enerjiyi harcamıyoruz. Daha sonra uyku anında ertesi gün kas kütlesi arttığı için normal yürürken de etkisi oluyor sporun. Genetik altyapısı çok yüksek. Ama tek başına bir faktör değil. Çevre, toplum. Mesela bir çalışma var. İngiltere'de yapılan bir çalışma. İkiz doğan bireyleri farklı kültürlerde ve farklı toplumlarda yetiştirmişler. İkisi de genetik altyapısı aynı olan bireyler. Tek yumurta ikizleri. Ama bir yerde yetişen, özellikle beslenme alışkanlığının bir kültür olduğu bir toplumda yetişen birey obez olmuş. Diğer birey ise gayet fit. Demek ki sadece olaya genetik altyapı olarak bakmamak lazım. Toplumun bakış açısı çok önemli. Siz daha küçükken çocuklara sağlıklı beslenmeyi öğretirseniz, fast foodların zararlı olduğunu öğretirseniz, ben mesela bazen okullara gidiyorum, çocuklara ders anlatıyoruz. Biz ders anlattıktan sonra gerçekten çok güzel dönüşler oluyor. Bunu anlatırsak, öğretirsek, ilerleyen zamanlarda bu çocuklar gerçekten obez olmuyor. Ama bizim toplumda İlginç bir özellik var. Mesela buyurun. Türk toplumunda kilolu olan bireyler sağlıklı bireyler. Kilolu çocuk sağlıklı demek. Zorla yetirirler. Bize aynen. Ben de kendimi hatırlıyorum. Aynen öyle. Annemin beni zorla yedirdiğini veya bazen görüyorum, anneler zorla, çocuk doymuş yemek istemiyor ama zorla yediriyoruz. Kesinlikle. Yani. Mesela bizim toplumumuzla, bu bir de Japon toplumunda var. Sıcak suyla çocuğu yıkarsan daha temiz olur. Hani küçükken annelerimiz böyle tasla kafamıza vura vura yıkardı bizi. Bu yanlış bir şey. Sıcak suyla yıkayınca daha temiz olunmuyor. Aynı yemek kültürü de böyle bir şey. Çok yerse, kilolu olursa o çocuk sağlıklı. Zayıfsa sağlıklı değil. Aslında yanlış. O yüzden toplumun bakış açısını da değiştirmek lazım. Tabii bu yüzyıllardan beri gelen bir kültür. Bunu pat diye değiştiremeyiz ama eğitimle, biz bunları yaşayarak insanlara göstererek daha başarılı oluruz. Dediğim gibi bize geldiklerinde son kısımda her şey yapılmış. Her şeyi yapıyor. Kokular geliyor mu hocam bu arada? Evet, barbun kokuları geliyor. Ben çok geliyor. Az bir araya gireyim. Oraya geleceğim. Bunu bir gördüğünüz gibi şöyle size de bir koklatayım. İçine bir parça krema koydum. Böyle niye krema koyuyoruz? Onu da anlatayım. Birazcık tadını yumuşatsın diye. O hafif böyle üstüne örtsün, bir zenginlik katsın diye. Balıklar da burada şöyle yağda, az bir yağda kızartıyorum. Çok düşük ısıda, zeytinyağında kızartıyorum. Hocam son kısımda size her şeyi denediler, olmadı. Ben bu sırada blenderımı alayım, ben bunu geçireyim, siz buyurun anlatın. Şimdi her şeyi denediler, olmadı. Bize geliyorlar. Biz bir çözüm üretmek noktasında hastalara mutlaka önlerine bir alternatif koymamız gerekiyor. İlk koyduğumuz alternatif cerrahi olmadan ne yapabiliriz? Cerrahi olmadan önümüzde iki tane yöntem var. Birincisi mide balonu dediğimiz, mideye yaklaşık portakal büyüklüğünde içi plastik suyla dolu bir silikon yerleştirmek. Bu 6 ay kalıyor ve bununla ciddi kilo kaybı oluyor. Ama bu hastalarda balon sonuçta bir yabancı cisim olduğu için ilk hafta hastalarda ciddi bulantı, kusma olabiliyor, ağrılar olabiliyor. Son dönem bundan daha iyi bir yöntemimiz var. Mide botoksu yöntemi. Bu yüze yapılan botoksa bahsediyorum. Yüze yapılan botoks. Botoks Clostridium botulism toksin bakterisinin bir toksini. Dünyada 35-40 yıldır kullanılan zehir bir şey. Zehir diyorlar esasında. Aslında toksin. Zehir. Yani
nörotransmitterleri bloke ediyor. Yani sinir iletimini bloke ediyor. Yani felç ediyor. Halkın anlayacağı şeyle siniri bloke ediyor. Atıyorum benim kırışığım var. Ben buraya yaptırdım. Bloke ediyor ve açılıyor orası. Kesinlikle. 6 ay etkili. Artık güzel... Oradaki sinirleri bloke ettiği için kaslar kasılmıyor. Dolayısıyla sizin o bölgeniz hep gergin kalıyor. Ama mideye yapılan botoks, yüze yapılan botokstan biraz daha farklı. 100 ünitelik daha düşük dozdaki botoksları yapıyoruz. Yeterli alıyor. Ama mide böyle değil. Mideye çok daha yüksek doz yapıyoruz. Ama 6 ay içerisinde vücut bunu yok ediyor. Yani parçalıyor. O süre zarfında biz mideye bunu uyguladığımızda hastanın iştahını yok ediyoruz. Hastanın iştahını yok ettiğimiz mide herhalde için, daha az. Şöyle midenin kasılması azalıyor. İçindeki yemeği boşaltması güçleşiyor. Ve hasta hem yediği daha uzun kalıyor hem uzun süre tok kalıyor. Hem de iştahı olmadığı için çok daha az gıdayla doyuyor. Dolayısıyla daha az kalori girişi oluyor ve hastalarımız da zayıflıyor. Mide botoksu ve mide balonuyla da baş edemediğimiz hastalarda son nokta cerrahiye geçiyoruz. Cerrahi evet son nokta ama en başarılı nokta. Cerrahide iki tip yöntemimiz var. Birincisi midenin hacmini küçülttüğümüz bir yöntemimiz var. Buna restriksiyon diyoruz. Halk arasında tüp mide olarak bilinen yöntem. Tamamen kapalı yöntemle yapıyoruz. Birler 1,5 saat sürüyor. Ortalama 3 gün kalıyorlar hastanede. Bir de bypass dediğimiz daha ileri yöntemler var. Bunda da midenin mideden bağırsaklara geçişi biraz daha ön tarafa alıyoruz. Yani şöyle yaklaşık 200 ila 300 santimetrelik bir bağırsak kısmını bypass ediyoruz. Dolayısıyla yenilen gıdalar kesilmiyor ama. Kesilmiyor. Bypass ediliyor. Duruyor yenilen. Duruyor. Ama. Gıda mideye gittikten sonra normalde çok uzun bir ince bağırsağa ve kalın bağırsağa geçip posa olarak atılıyor. Ama biz bunu yaptığımızda mideden gıdalar çıktıktan sonra bağırsağın 300 santimetre ilerisine düşüyor. Dolayısıyla yenilen gıdaların bir kısmı sindirilmeden atılıyor. Böylece kalori girişini kısıtlıyoruz. Aynı zamanda mideyi de küçülttüğümüz için yani restriksiyon da yaptığımız için az yiyorlar ve çabuk doyuyorlar. Ama cerrahi son çare. Son çare. Sonra tekrar normale mi döndürüyorlar o işi yoksa öyle yok, kalıyor mu? Yok öyle kalıyor. Peki o 200-300 santim kullanılmayan bağırsak bir sıkıntı yaratmıyor mu? Yaratmıyor. Şöyle bağırsakların salgıladığı hormonal bazı inkreatin dediğimiz proteinler var. Bunlar salgılanabiliyor hala. Niye salgılanabiliyor? Çünkü bağırsağı kesip çıkartmıyoruz. Dolaşımda peki, bırakıyoruz. Oradan hiç mi gıda geçmiyor yoksa az bir geçiyor? Hiç gıda geçmiyor ama şöyle oradan safra ve pankreasın sekresyonları geçiyor. Ha, yine bir iş yapıyor. İlerleyen mesela. Yaklaşık 200 santimetre sonra yemekle safra bağırsağın çok daha ilerideki bir noktasında birleşiyor. Hmm. Dolayısıyla gıdanın hepsi emilmiyor. Yenilen gıdanın %50'si emiliyor. %50'si de büyük abdestle atılıyor. Tabii bunlar niye oluyor? Niye yapıyoruz? Yani bu aslında bizim obeziteyle mücadelede çözüm üretmek zorunda olduğumuz tabii, için yapıyoruz. Yani bu insanlar ama, hani bu bir şey değil. Bir zorunluluk değil. Ama baş edemiyoruz obeziteyle ve bu insanlar her şeyi deneyip geliyorlar. Biraz önce şeyden bahsettim. Altını çizerek onu söylemek istiyorum. Obezite bir hastalık. Hani az ye, spor yap, çok hareket et, işte sağlıklı beslen deyip kaçamıyorsun. Bunları zaten yapsa yapabiliyor. Belli bir entelektüel seviyedeki her insan, belli bir mental zekaya sahip her insan az yiyerek kilo verebileceğini. Özellikle de en azından yumurta kapıya dayandığında. Hareket ederek daha sağlıklı olabileceğini biliyor. Bunu bir konuyla daha ilişkilendirmek gerekir. Çağımızın en büyük problemlerinden bir tanesi ki 21. yüzyılın bence en önemli sıkıntılarından biri olacak ki oluyor da bağımlılık. Aynen. Obezite de aslında bir bağımlılık türü bir taraftan da. Kesinlikle. Bunun dolayısıyla bağımlılık tedavisi de bir yandan görmek gerekir. Yaşam alışkanlıkları ile alakalı çok özür dilerim. Özellikle bilgisayar. Herkes bilgisayar başında. O bilgisayar başında çok uzun saatler geçiriyoruz. Telefon. Vücudumuz buna alışkın değil ama bu vücut avcı toplayıcı ve ondan önceki dönemlerimizde yüz binlerce yıl müthiş hareketli bir hayat sürdürdü. Biz bu hareketsiz hayatın getirdiği hareketli vücuda, hareketli olsun diye yapılmış bir vücuda, hareketsiz hayatın getirdiği sıkıntıları yaşıyoruz bir taraftan da. Kesinlikle avcı yiyecek toplayıcı insan grupları bugünkü insanlardan çok daha zekiler. Beyinleri de çok daha büyük. Neden biliyor musunuz? Birisi çok daha sağlıklı besleniyorlar. Her yemeği doğadan bulmak zorundalar. Dolayısıyla hangi gıdanın zehirleyebileceğini, hangi mantarın zehirli olmadığını, meyve ağaçlarının nerede olduğunu, mamut türlerinin nerede olduğunun kokusunu almak zorundalar. Nerede hangi hayvanı avlayabileceklerini, o hayvanı ne kadar muhafaza edebileceklerini, bütün yırtıcı kedilerden nasıl uzak duracaklarını bilmek zorundalar.
beyinleri çok daha fazla çalıştırmak zorundalar. Çünkü birçok şeyden korunacaklar, barınacaklar ve birçok şeyi takip edecekler. Günümüzde öyle değil. Günümüzde her şey önümüze hazır geliyor. Onlar bizden çok daha sağlıklı besleniyorlardı. Ve bizden de gerçekten daha zekilerdi. Ama tabii tarım toplumuna geçişten sonra insanlar biraz daha hantallaşmaya başladı. Çünkü gıda hazır gelmeye başladı. Eskiden insanlar bulmak için saatlerce aradıkları gıdaları yedikten sonra da kolaylıkla yakıyorlardı zaten. Ama şimdi önümüze hazır geliyor. Yiyoruz. Düşünebiliyor musunuz? 21. yüzyılda insanlar çok yemekten, çok yemek, obezite en büyük sağlık sorunu. Geçmişte açlıktı. Tam tersi. Şu an tam tersi. O yüzden obeziteyle... Açlık bir taraftan da hepimizin zihin kodlarına çok yani çıkmayacak şekilde işlemiş bir güdü. Hepimizin derdi açlık çünkü yani eski çağdaki, yani bütün doğadaki canlıların derdi açlık. Birinci öncelik açlık, açlığını gidermesi lazım. O yüzden de bazı psikolojilerde, bazı bireylerde o güdü muhtemelen ön plana da çıkıyor. Bir takım başka deneyimlerle, şununla bununla belki de. Kesinlikle. Ben şimdi... şöyle en son bir yağı da şöyle gezdiriyorum. Altına bir yatak yaptım mantardan. Bunu tam olarak püre haline getirebiliriz. Daha böyle ipek gibi, kadife gibi yapabiliriz ama ben biraz o pütürükten... Gürültü olacak tabii. Hem gürültü olacak diye değil. Birazcık öyle o pütürükler kalsın istedim. Yerken ağzınıza gelsin istedim. Bunu servis de yapacağım. Mantar yediğimizi bilelim mantar yani. Mantar yediğimizi anlayalım. O içindeki soğanı, sarımsağı mutlaka gelsin, şöyle servis edeyim. Şöyle koyayım hocam. Vallahi fotoğraf çok güzel. Çok çok sağlıklı görünüyor. Ben böyle denizden baban çıksa yiyen cinslerdenim. Gerçekten. Yani orada da bir nokta daha var maalesef. Bu çağ tabii çok insanlık tarihinin hani ilk defa yaşadığı ve deneyimlediği şeyler bunlar. Denizlerde ve maalesef Türkiye'deki denizlerde de bu inanılmaz miktarlarda Marmara Denizi'nde mikroplastikler. Çok büyük bir mikroplastik problemimiz var. Ve toksinler. Çünkü bu hayvanların içinde bunlarda bile var. Çünkü bunlar da beslenirken, yerken, ederken sonuçta denizin içinde, o ekosistemin içinde yutuyor ve onu da vücuda atamıyor, vücudunda kalıyor. Biz bunu yediğimizde bundaki mikroplastik bize geçiyor. Ve belli bir miktar mikroplastik bütün su canlılarında neredeyse var ve bizlerde de var. Vücut bunu bir yere kadarını tolere edebiliyor. Ama nereye kadarından sonrasını edemeyeceğini henüz bilemiyoruz. Görün. Yaşayacağız, göreceğiz. Kesinlikle. Bir de ağır metaller. Nasıl hocam? Ağır metaller de aynen bir başka. Ağır metaller başka. Kirletiyoruz. Fabrika atıkları dökülüyor çünkü. Yani. Kurşun. Özellikle dip balıkları bunları çok tüketiyorlar. Bu tabi insanlar için bunu anlatınca balık yememeye başlayacaklar ama balık çok sağlıklı bir besin. Ama maalesef bu tüm iklimlerin, özellikle tüm dünyanın sorunu. Bizim ülkemizde de çok küçümsenmeyecek derecede ağır metaller, evet. Çinko ve civa gibi ağır metallerin dip balıklarında çok bulunduğunu biliyoruz. Vallahi şimdi, sohbetinize doyum olmuyor ama bir soğutmadan şunları yiyelim. Bir çatal müsaadenizle lütfen, arkadaşlar. Lütfen bir çatal. Hocam buyurun lütfen. Şu önce mantardan. Vallahi yavaş yavaş bitirmek zorundayız. Yani sohbet etsek esasında sabaha kadar o sosundan biraz da böyle balığın üstünden de alırsanız. Çok güzel. Ben bu arada barbunu komple yerim. Buyurun vallahi. Yani hiç kılçık, hiç, kafa, kuyruk falan ayıklamadan. Yani olduğu gibi atarım bunu ağzıma. Vallahi dilinize sağlık. Sohbetinize doyum olmuyor. İyi ki geldiniz. İyi ki varsınız. İnşallah başka bir programda devam ederiz hep beraber. İnşallah. Teşekkürler. Siz bakarken ben de programı kapatayım. Tabii sevgili Habertürk izleyicileri, keyifli bir programın yine sonuna geldik. Haftaya kadar sağlıkla kalın, esenlikle kalın, lezzetli yemeklerle kalın.